Evet arkadaşlar şu anda canlı yayındayız. Linki Ali Gülay tüm öğrencilere gönderdi. Gençler merhaba. Gençler merhaba. Gençler merhaba. merhaba. Tamam şimdi yankı olmayacak. Şu anda şunu sormak istiyorum. Sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? Bir onu test edelim. Şimdi şu anda ben e, tabletin hoparlöründen pardon e, mikrofonundan konuşuyorum. Bir de istiyorsanız şey yapalım, e, mikrofonu takayım, mutlulukluğun mikrofonuyla e, konuşuyorum. Şu anda sesim nasıl geliyor, bir de buna bir iki cevap alayım, hangisi daha iyiydi? serin bir cevap yazmış neden soru yazmış oraya neden elektrik diye? Şimdi arkadaşlar bunlar aslında birer demo uygulaması şu anda deniyoruz bakıyoruz ne oluyor Ne bitiyor? Daha sonra kaldığımız yerden müfredatımızdan devam edeceğiz. tablette daha iyi bence Evet şu anda tabletten devam edeceğiz artık şimdi gençler. Öncelikle 131 kişiye ulaştık. Yani şu anda kolejdeki öğrencilerin dışında sanırım kurstaki öğrenciler de var. Ya da dersine girmediğim mezun öğrenciler de var. Birazcık daha bekleyeceğim. Yeterli sayıya ulaştıktan sonra küçük bir konuşma yapalım. Burada zaman problemimiz yok zaten. Normalde Zoom'da birazcık hani 40 dakika gibi bir şeyimiz vardı. Zamanımız vardı. Burada birazcık daha rahat davranabiliriz belki uzatabiliriz bir 5-10 dakika daha. Şimdi e, yani YouTube Zoom ikisi üzerinden de etkileşim kuracağız. E, hangisi daha iyi olur? E, biz de üzerinde çok konuştuk. Kimileri YouTube diyor, kimileri Zoom diyor. E, bakalım. Aa, iklim hoca da buradaymış. E, benim e, öğretmen arkadaşım. Hocam merhaba, hoş geldin. Şimdi birazcık burada yazışmalarınızı ben e, serbest bırakıyorum. Birazdan derse başlayınca e, sohbeti kapatacağım. Teşekkür ediyorum İlkin Hocam. Sohbeti kapatacağım. E, ben biraz anlatacağım. E, biliyorum sorularınız olacaktır. Kafanıza takılan şeyler olacaktır. E, şimdi e, takdir edersiniz ki bu bizim için de zor bir şey. Neden? Şu anda bir odadayım. Önümde bir tablet var. Karşımda 160 kişi var. Ama etkileşim o sınıftakinin belki de %1'i. Sadece okuyoruz. Ama şey yapacağız. Yani bunu çözeceğiz. Bu süreçte elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Belki performansımızı birkaç kat daha yukarı taşıyacağız. Neden? İşte sizin soru sorma ihtimalinizi en aza indireceğiz belki. Çünkü tabletim kapandı. Tabletimin ekranı kapandığı için görüntü gitti. Şimdi tekrar geliyor görüntü. Ben şu anda cep telefonundan takip ediyorum zaten. Ben de normal katılımcı gibi cep telefonundan girdim. Şu anda yazıları oradan okuyorum arkadaşlar. 165 kişi oldu. Sanırım 300 civarında olacağız. Bir Aleçe ile tekrar bir iletişime geçeyim. Evet. 300'e yakın öğrenci olacak. Ee, bakalım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar yani burada e, elimizden geleni yapacağız sizin için. En iyi anlatımımızı yapacağız. E, belki kafanızdaki soru işaretlerini minimuma indireceğiz. Şimdi burada e, şöyle olacak. Yazışmalar olduğu için e, şöyle bir problem oluyor olabilir. Donma problemi oluyor olabilir. Ben birazdan yazışmaları kapatacağım. Siz sadece derse odaklanacaksınız hocam. Evet. Berk Hocam da geldi. Hocam hoş geldin. Merhaba. Berk Hocam bir haftadır benden fizik dinliyor. <laughs> Bu işi çözeceğiz inşallah. <laughs> Arkadaşlar muhtemelen donma olmayacak. Çünkü normal ev internetiyle bağlanıyoruz. Hatta ben cep telefonumu da çıkarayım şeyden normal 3G'den bağlanayım. Yani problem yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Berk Hoca'nın netler yükselmiş. Bu sene kazandıracağız Berk Hoca'yı. Şimdi 165 kişi olduk. Keşke birazcık daha. Ee, sağ olun hocam. Yazgı hocam sağ olun. Ee, birazcık daha beklememiz gerekiyor. Şimdi bu dersimizde biz birazcık elektrik akımı tekrarı yapalım. Ee, biz normal şartlarda öğretilerdeki şubede Elektrik akımını e, bitiriyorduk. E, daha sonrasında e, onu bitirdikten sonra artık klomp kuvvetine geçeceğiz. Oradan elektrik alan şekli ilerleyecektik. İlk önce bir TT'i bitireyim demiştim ben. Şu anda kursta durum ne? E, aslında tam emin değilim ama bu çok önemli değil. Bu zaten bir şey e, tanıtım dersi. Kulaklık kullanmıyorum şu anda. E, kullanmama ihtimaliniz var. Evet kulaklık kullanmıyorum. Şimdi öyle birbirinize Ozan yok mu la falan gibi şeyler yazmanıza gerek yok bence. Gelen gelir. Zaten duyurduk. Bundan sonraki süreç zaten normal kaldığımız yerden ilerleyeceğiz. Tamam. Kursta elektrik bitmiş. Biz de normal şartlarda elektriksel enerjiyi bitirip kapatacaktık bu elektrik devrelerini. Evet. Kulaklık kullanma ihtimalim de var. O da olur. İstiyorsanız tekrar derse başlamak Taktım. Ama ben birazcık geriye dönüp hem bir moral olsun, hem bir sohbet edelim, hem bir sesimizi duyun istedik bugün. Sonuçta ilk hafta olay birazcık tatil gibi algılandı. Ama şu anda evimizdeyiz. Bir çözüm ürettik. Az önce ses daha iyi Tamam. Şimdi burada bir takım ayarlar yapılıyordur muhtemelen. Ben şimdi bu sırada bu ayarlarla ilgileneyim isterseniz. Şöyle biraz kısarsam mikrofonu. Şöyle biraz kısarsam. Şu anda sesim nasıl arkadaşlar? Kayı Hocam Merhaba Teşekkür ederim Tamam şimdi bu benim programımda bir takım e, audio ayarları var onları yaptım e, şu anda e, daha iyi oldu ses Tamam Tamam arkadaşlar Şu anda 200 kişi oldu Şimdi sağ olun Nilay Hocam. Hoş geldiniz. Evet 192 kişi olduk. Birazcık daha bekleyeceğim. Umarım evde zamanınızı verimli geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bu çünkü çok önemli. Ayça Hocam Merhaba. Ay çocuğa da bir yandan yoklama alıyormuş. Evet. Evet arkadaşlar. Bir iki dakikaya başlayacağız. Şimdi. Tamam. Şimdi. Kimisi Zoom diyor, kimisi YouTube diyor. Bunu şu anda burada tartışmayalım. Çünkü bizim akışımızı engelleyebilir. Burada e, görüntünün donmasına sebep olabilir. Şimdi ben geçici e, konu sıralaması nasıl olacak diyor. Normal şartlarda şöyle bir elektrik tekrarı yapacağım ben bugün. Sonrasında da e, kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. E, yani benim normalde kaldığım yer elektriksel enerji güç ve lamba parlaklığını ben anlatmamıştım. Oradan e, devam edeceğim. Evet Betül aç evin tok kedisiymiş. Hocası onu da var yazıyoruz. Ve sonrasında da e, geride kalan ne varsa oradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani benim normalde planım bu yönde. Her öğretmen de kendi kalan konularını bir şekilde zoom'dan ya da youtube'dan e, ama canlı ama cansız bilmiyoruz. O artık bakacağız ama size en verimli şekilde ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Sizden sadece tek istediğim şey konsantre olmanız derse anlamak için bu dersin başına oturmanız. gerisini zaten biz bir şekilde çözeceğiz. Çok yabancı olduğunuz konular değil zaten. Örneğin elektrik akımı ya da 11. sınıfın kulam kuvveti olsun elektrik konusu çok yabancı olduğunuz konular değil. O yüzden bunları bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi... Evet. Şimdi ben artık konuşmayı kapatacağım. Bakalım olacak mı? Benim de öyle çok YouTube'da canlı yayın tecrübem yok aslında. Ee, şöyle kapatalım. Evet şu anda yazamıyorsunuz galiba. Yazabiliyorsunuz. Tamam o zaman şimdi sizden tek bir ricam var. Yazmayın arkadaşlar. Lütfen yazmayınız. Sohbet etmeyelim. Oradan akış devam ettikçe bende şöyle bir şey oluyor. Ben şimdi tabletimin hemen üstünde. Evet arkadaşlar yazmayalım artık. Tamam rica ediyorum. Evet 1, 2, 3. Utandım. Sohbeti gizliye basın. Sohbeti gizliye basıyorum ama olmuyor arkadaşlar. Evet şimdi... Birisi yazsın, bir kişi yazsın bakayım. Tamam yazılıyor. Şimdi ben kapatamadım. Çok iyi değilim bu konuda. Cep telefonundan da kapatmaya çalıştım ama olmadı. Şuradan bir chat'i ayarlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar ricam lütfen kapatın ve e, yazmayın. E, hani benim konsantrasyonum dağılmasın. Verimli bir ders anlatmak istiyorum size. Siz oradan yazdıkça tabletimin hemen üzerinde cep telefonu var. Oradan akışı görüyorum ben. Ben bir de orada hani sizin ekranlarınızı da cep telefonundan takip etmiş oluyorum. Lütfen ricam şu, e, yazmayın. Çok acil bir şey olmadığı sürece böyle ben zannetmiyorum ki hani çok büyük bir problem yaşayacağımızı. Dinleyin. Şimdi artık başlıyorum. 200 kişi oldu. Şimdi benim de heyecanım mazur görün arkadaşlar. Kolay bir şey değil. Dediğim gibi yani sizin hepinizi tanıyorum e, ya da hani sınıf ortamında olsak etkileşimimiz tabii ki çok daha farklı olacak ama e, buradan elimden geldiğince güzel bir sunum yapmaya çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şuna dikkat edelim. Şöyle bir kalemin rengini, şunun rengini değiştirelim. Şimdi elektrik akımı ile ilgili. Şimdi elektrik akımı ile ilgili zaten önceden gelen bir altyapınız var. Siz bu konuyu 10. sınıfta görmüştünüz. Ve elektrik akımının genel bir tanımı vardı. Neydi bu? Devreden birim zamanda geçen yük miktarıydı. Ve biz bunu neyle göstermiştik? i eşittir q bölü t ile ifade etmiştik. Buradaki q'nun t'nin ne olduğunu hemen yanına şöyle not alayım ben. Q burada yüktür arkadaşlar. T zamandır. i de akım. Şimdi burada yük dediğimizde birim olarak klombu kullanıyoruz. Ama zamanda dikkat edin bak saniye bu bizim için önemli ve akım dediğimiz şeyin de akım şiddeti dediğimiz şeyin de birimi de ne oluyordu? Amper oluyordu. Ve bizim burada bildiğimiz bir gerçek var. Neydi? Akım artıdan çıkar, dirençten geçer, devreyi tamamlar ve eksi kutba gelir ifadesini kullanıyorduk. Şimdi burada Q ve T grafiği verilmiş. Bu Q ve T grafiğinde ben şunu göstermek istiyorum size. Eğer böyle bir grafik varsa bu grafiğin eğimi yani biz şuraya alfa dersek burada i eşittir q bölü t yazmanın kuralı nedir biliyor musunuz? Buranın eğimidir yani tanjant alfadır. Tanjant neydi hatırlatalım. Karşı bölü komşuydu. Bakın o zaman burası q'ya karşılık geldi. Burası t'ye karşılık geldi. Ve ben eğim aldığım zaman q bölü t sonucunu elde etmiş oldum. Buradan da neyi yakalamış olduk aslında biz? akımı yakalamış olduk. Buna dikkat edin. Şimdi akım deyince kafamızda ne canlanması gerekiyor biliyor musunuz? Bakın bir bunu size anlatmaya çalışayım ben. Mesela elimizde şöyle bir merdiven var. Düz olsun bu merdiven. Daha sonra bu merdivene karşılık şurada başka bir merdiven var. Ve şuradan bir tane topu yuvarladık arkadaşlar. Şöyle serbest bıraktık buradaki topu. Bu topun izleyeceği yörünge ne olur? Bakın şöyle gelir. Daha sonra şuraya kadar iner. Doğru mu? Şimdi burada bu topun bu yörüngeyi izlemesinin temel sebebi bulunduğu birinci konum ile ikinci konum arasındaki potansiyel farktır arkadaşlar. Potansiyel enerjilerini yazdığım zaman ben buradaki potansiyel enerji farkının böyle olduğunu biliyorum. Ben EP1 büyüktür EP2 olduğunu biliyorum. O zaman potansiyel enerji farkından dolayı ne oldu? Harekete geçme şansı yakalamış olduk. İşte Elektrik akımı da böyledir aslında. Yani bir üreteç aldığınızda, örneğin 10 voltluk bir üreteç aldığınızda bu üretecin şu K ve L noktaları arasındaki potansiyel fark 10 volt'tur ve bu 10 voltluk potansiyel farktan dolayı devrede akım oluşur. Peki kafamdaki soru işareti şu benim. Acaba devrede dolanan şey nedir? Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Devrede dolanan aslında devrede dolanan bir titreşim enerjisidir. Bir titreşim enerjisidir. Yani siz bu potansiyel farkı oluşturduğunuz zaman bu iletken telin içindeki moleküller titreşmeye başlar. Ve bu titreşim enerjisi bakın. Şöyle bu telin üzerinde gider gider şöyle yayılır yayılır ve bu dirence geldiği zaman direnç genelde aslında nedir? Günlük hayatta ampuldür. Buradaki ampülü çok fazla titreştirir. Bu fazla titreşim sonucunda bu ampülde bir ışıma meydana gelir ve bu ışıma etrafa ışık olarak yayılır arkadaşlar. Hatta ne olur biliyor musunuz? Isındığı için ışıma yaptığı için ampüle dokunduğunuz zaman ampül sıcaktır da aslında. O zaman biz şunu önemsiyoruz. Devrede dolanan bir titreşim enerjisidir. Bu bizim için önemli. Şimdi normalde e, burada ee, bizim bu akımın e, varlığını kanıtlamak için deşarj tüpünden yararlanıyoruz. Deşarj tüpünün içerisine biz e, ne yapıyoruz aslında? İyonlar yerleştiriyoruz. Mesela artı eksi iyonlar olsun bunun içerisinde. Ve şurada artı eksi üreticinin şu kutbu artı şu kutbu eksi olduğu için mesela buraya K diyelim. Buraya da L diyelim. Boş tel boyunca gittiğimiz zaman aynı harfi yazıyoruz. Bunu normalde eşdeğer direnç bulmada da göstereceğim. Bu üreticinin artı ve eksi kutuplarında K ve L Evet. K ve L noktalarına baktığımız zaman ne oluyor? Tüpün şuraya da üzerine de yazayım deşarj tüpü diye. Bu deşarj tüpünün sol tarafı K olur, sağ tarafı L olur. Peki K artı olduğu için biz buraya artı deriz. Buraya da eksi deriz. Şimdi burada çok küçük bir şeyden bahsedeceğim. Bakın size geçen sene duyduğunuz, öğrendiğiniz bir paralel levha olayı vardı hatırlarsanız. Biraz ondan bahsedeyim. Bu paralel levhalar arasında burası artı burası eksi ise burası artı oluyordu. Burası eksi oluyordu. Biz bunun içerisine bir tane artı yükü, bir tane de eksi yüklü cismi, noktasal cismi bıraktığımız zaman ne oluyordu? Artı yük bu tarafa doğru, eksi yük de bu tarafa doğru gidiyordu. Çünkü bunlara bir elektriksel kuvvet etki ediyordu. Çünkü burada arkadaşlar artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşuyordu. Doğru mu? Bildiniz değil mi bunu? İşte şimdi burada da aslında bu deşarj tüpünün içerisinde de şöyle bir elektrik alan oluşuyor. Ve bu elektrik alan etkisiyle bunun içindeki artı iyonlar eksiye doğru gidiyor. Eksi iyonlar da artıya doğru gidiyor arkadaşlar. Ve bir, bir kuvvet oluşuyor yani. İşte aslında burada biz bu iyonların hareketinden burada bir akım oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve diyoruz ki zaten hani üreticinin artı kutbundan çıkan bir akım vardı ya. Bu içeride iyonların hareket etmesine sebep oldu. Şimdi burada deşarj tüpü ben bunu kendi e, dersime dersine girdiğim öğrencilere ısrarla söyledim. Bakın deşarj tüpü başa beladır. Neden? Zor mu? Hayır. Ama çok kıyıda köşede kalmıştır. ÖSYM'ye de yanılmıyorsam iki kez sormuştur ama böyle bir soru geldiği zaman çok kıyıda kaldığı için çok fazla da üzerine eğilmediğimizden unutma, nasıl çözüldüğünü kavrama gibi bir problem yaşayabiliriz. Bu anlamda şimdi bu verdiğim düzeneyi soruya dönüştüreyim. Mesela burada 3 çarpı 10 üzeri 19 tane artı iyon olsun. Bakın bunlar yük değil iyon. 2 çarpı 10 üzeri 19 tane de Eksi iyon olsun. Size diyor ki bu devrede 4 saniye boyunca bu üreteç bağlı kalırsa oluşan akım nedir diyor. Şimdi akım dediğimiz şey bizim i eşittir q bölü t. Şimdi biz burada i'yi bulmaya çalışıyoruz. Zamanı biliyoruz ama burada yük yok. Burada iyon var. O zaman bu tür sorularda size parantez içine ne verecek biliyor musunuz? Bir elementer yük 1.6 10 üzeri eksi 19 klomp. İşte bu aslında nedir aslında kabaca bunu düşününce? Bu bir tane iyonun yükü gibi düşünebilirsiniz. Yani bir iyonun yükü e, yani bir elementer yük 1.6 10 üzeri eksi 19 kulomsa bizim elimizde toplam kaç tane iyon var? 5 çarpı 10 üzeri 19 tane iyon var. Dolayısıyla bu kaç kulomba karşılık gelir dediğimiz zaman buradan 8 kulompluk bir yük oluştuğunu anlayabiliriz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Siz <laughs> 8 kulompluk yükü bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Siz 8 kulompluk yükü hareket ettirmek için harcadığınız enerji bu sonuçta işin temelinde bir enerji vardı. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu kadar iyonu hareket ettirmek için de harcanmış oluyor. Aslında buna karşılık geliyor. O zaman 8 kolombu yazdık. Dolayısıyla buradan ne geldi? akım 2 amper geldi ve yönünü söylemek gerekirse yönü artıdan eksiye doğrudur. yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi zaten bu burada kayıtlı olacak. Siz buna tekrar bir geri dönüş yapabilirsiniz. Hatta ben belki bu dersten sonra yaklaşık olarak 14 sayfalık bir anlatım var burada. Bunu da sizin gruplarınıza tekrar göndereceğim. Bu da sizin elinize ders notu olarak kalacaktır. Ama şimdi Sadece birkaç öğrenciden istiyorum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Bir aksaklık var mı? 2-3 kişi yazdıysa geriye 5-6 gelmesin arkadaşlar. İlk 2-3 kişi bir yazsın bir göreyim. Ee, i̇yi gidiyor. Yiğit yazdı. Ama lütfen ağırlamayın beni. Yani kötüyse eksikler varsa söyleyin ki tedbir alalım. Gayet iyi. Anlıyor muyuz peki? Tamam yeter. Anlıyor muyuz peki? Tamam. Peki... Kursta olan arkadaşlardan alabilir miyim birkaç e, yorum? E, kursta beni tanımayan arkadaşlardan. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Kurstaki arkadaşlardan 2-3 kişi yazsın. Devamını getirmeyin. Tamam. Tamam. Güzel. Zaten bu süreçte arkadaşlar e, şimdi ilerledikçe tamam. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve... Konuya devam ediyorum. E biliyorsunuz zaten fizikte çok kolay bir ders. E yani hepinizin bu dersin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum ben. E hiç stres yapmanıza gerek yok. Şimdi biz deşarj tüpünü de anladık. Yani akımın varlığını da ispatlamış olduk ve. Şimdi e, burada devre elemanlarından kısaca bahsedeyim çünkü bu devre elemanlarının sonu üreteç ampermetre voltmetre sonra dirence geleceğiz sonra direnç bağlayacağız dirençten sonra akım olayına geçeceğiz falan hani böyle ilerleyecek şimdi üreteç devreye enerji sağlayan devre elemanıdır ama burada üreteçle ilgili size birkaç detay vereyim mesela bizim bildiğimiz buraya kadar bildiğimiz üreteç şöyle gösteriliyordu şöyle epsilon'la gösterilir EMK demektir bu bunu üreteçlerde de konuşacağız ve artı kutbundan akım çıkar ama ilerleyen zamanlarda göreceğimiz bir üreteç çeşidi var. Bu da alternatif akımdır arkadaşlar. Buna AC derler. Bu da normalde nedir? DC'dir değil mi? Doğru akım ve alternatif akım. Alternatif akımda tek yönlü bir akım yoktur. Akım ilk önce böyle gidiyorsa belli bir süre belli bir süre sonra sıfırlandıktan sonra tekrar e, ters yöne gidecektir. Şimdi üreteç bu kadar ama ampermetre ne yapıyor? Akım şiddetini ölçer. Ampermetre ile ilgili size şunu söyleyebilirim. En önemli bilinmesi gereken şey devreye seri bağlanır. Şimdi seri bağlanması ne demek? Şimdi ben ampermetreyi şuna benzetiyorum aslında. Ee, seri devreye seri bağlanır. Şimdi bazı yerlerde, bazı işte ilkokullarda falan ben şunu görüyorum. Böyle okulun girişinde bir tane turnike var. Çocuk o turnikeden geçiyor, parmağını okutuyor ve içeri geçmiş oluyor. Ve orada müdür oturuyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayardan bakıyor. bir öğrenci, 10 öğrenci, 50 öğrenci, 100 öğrenci, 500 öğrenci diye oradan sayıyor işte. O ampermetrenin yaptığı görevi görüyor aslında. Yani ampermetre üzerinden akım geçtiği zaman geçen yükü ne yapmış oluyor aslında? ölçmüş oluyor diyebiliriz kabaca. Buna benzetebiliriz ampermetreyi. Devreye seri bağlanır. Üzerinden akım geçmesi gerekir zaten sayması için. O zaman üzerinden akım geçiyor. Ama üzerinden akım geçiyorsa da bunun iç direncinin ne olması lazım biliyor musunuz? İç direncinin sıfır olması lazım ya da iç direnci sıfır kabul edilir. Kabul edilir. Çünkü iç direnci sıfır olmaz. Belli bir direnç değerine sahip olursa bu sefer farklı bir boyuta gideriz. Yani düşünsenize <laughs> gittiniz bir ampul aldınız. Bir direnç değeri var bunu atıyorum işte 10 ohm olsun. Bir de ampermetre bağladınız 20 ohm oldu bu sefer. işler bozulur. Dolayısıyla biz burada devreye ee, şöyle bağlayacağız bakın bir direnç var direncin arkasına ampermetre bağlayacağız sonrasında şurada bir üreteç olsun şu da lamba olsun bakın ne olacak biliyor musunuz burada lamba yanmaya başlayacak çünkü buradaki ampermetrin direnci sıfır ama şimdi bak sınavda bunu yaparlar arkadaşlar buna dikkat edin şimdi elimizde bir tane lamba var ama geldi Ampermetreyi böyle bağladı aman diyeyim buna dikkat edin çünkü akım aslında nedir biliyor musunuz? Dirençsiz yolu seven bir şeydir. Dolayısıyla akım şuradan geldi. Şimdi buraya geldi bakıyor. Düz gitse direnç var. Abi bakıyor burada boş tel var. Yani ampermetre var. O zaman ampermetrenin üzerinden geçer. Ve lamba yanmaz. Yani ampermetreyi paralel bağlarsak lamba yanmaz. Peki. Şimdi geldik voltmetreye. Voltmetre iki arasındaki potansiyel farkı ölçer. Bu nasıl bağlanıyor devreye? devreye paralel bağlanır. Paralel bağlanır. Evet, iç direnci sonsuz kabul edilir. Şöyle bakın şu ifadeyi kullanalım sonsuz kabul edilir. Yani çok büyük bir direnç var. Çok büyük bir direnç olduğu için de ne olacaktır? Üzerinden akım geçmeyecektir. Peki ne oluyor şimdi? Elimizde bir üreteç var. Şurada bir lamba var. Bu lambaya biz bir voltmetreyi şöyle bağlarsak paralel olacak şekilde buradan akım artıdan çıkar. Şöyle lambanın üzerinden geçer. Çünkü üst kola bulaşmaz. Üst kolda ne var? Sonsuz direnç var. Sonsuz dirence gitmeyecektir. O zaman lambayı yakacaktır buradan ve devreyi tamamlayacaktır. Ama siz şöyle bir bağlantı göreceksiniz. Bakın sorularda bunlar olacak. Bunlara dikkat edin. Bir lamba var. Ondan sonra devamında bir voltmetre var. Voltmetre sonsuz direnç demek. Dolayısıyla üzerinden akım geçmesi mümkün değil. Akım geldi diyelim ki ne olacak? <laughs> Lambadan sonra voltmetre olacak. Hiç çıkmayacak bile. Bakın üreticiden siz bunu gönderemeyeceksiniz bile. Burada lamba yanmaz kısa devre olacaktır arkadaşlar unutmayın. Yani kısa devre aslında sadece boş telle değil bir voltmetreyi lambaya seri bağladığınızda da olur. Kısa devre aslında yanmamasıdır. Lambaların yanmaması olayıdır kabaca düşününce. Şimdi diyot. Şimdi diyotla ilgili küçük bir bilgi vereyim. Diyot müfredatta var yok. Bununla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Ama ben hani Diyot'u anlatma ihtiyacı hissediyorum çünkü geleceğiniz denemelerde, çözeceğiniz kitaplarda karşınıza çıkma ihtimali var. Map kitaplarında e, yok, şöyle bir göz atmıştım. Map kitaplarında yok ama her ihtimale karşılık akımı yönlendiren devre elemanı olarak bilin. Şeklini de göstereyim. Diyot şöyle bir şeydir. Böyle bir play tuşuna benzer aslında. Ve bunun üzerinden akım şöyle ok yönünde geçer. Şimdi ok yönünde akım geçiriyor. Ya, şimdi diyorsunuz ki e ne yapayım? Ne olacak ok yönünde akım geçirirse? Aslında akımın yönlendirilmesini sağlıyor. Mesela siz şöyle bir diyot bağladınız. Arkasına kırmızı renkli bir ampul bağladınız. Sonra şöyle bir diyot bağladınız. Arkasına yeşil renkli bir diyot ba şey lamba bağladınız. Daha sonrasında Şöyle yaptınız. Üretici de bağladınız burada. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bakın akım buradan çıkacak, şuraya gelecek. Şimdi yukarı gitmeye kalksa ne olacak? Diyota ters gelmiş oldu. Bakın diyota şöyle gelen bir akım bunun üzerinden geçemez. Dolayısıyla K lambası yanmadı ama burası düz bağlı olduğu için biz bunu yakmış olduk. O zaman ne oldu bak? Yeşil lamba ışık vermiş oldu. E bu ne işimize yarayacak? Aslında bu doğru akım derse çok bir işe yaramaz ama ben burada alternatif akım kullansaydım şöyle akım bu sefer de böyle gelecekti. Yeşille gösteriyorum. Bu sefer bunun üzerinden geçecekti ve devreyi tamamlayacaktı. Dolayısıyla bu sefer de yeşil yanmayacak, kırmızı yanacaktı. Yani ne oldu biliyor musunuz? Bir Y yandı, bir K yandı. Ondan sonra kısaca Y yanıyor, K yanıyor. Peki biz bunu günlük hayatta görüyor muyuz etrafımızda? Görüyoruz. Adam bir tane dükkan açmış. Dükkanın önünde böyle bir pano var. O panonun üzerinde ışıklar yanıp sönüyor mesela. Anladınız değil mi? Bu diyotası bu gibi devrelerde çok fazla karşımıza çıkar. Evet sigorta sigorta devrinin güvenliğini sağlayan devre elemanıdır. Ben de böyle bir taktım buna bir iki senedir böyle sanki bir sigorta sorusu gelebilecek gibi geliyor bana. Bu Teok LGS kitaplarında da yer alıyor bu sigorta kavramı. Sigorta devrenin güvenliğini sağlıyor. Mesela televizyonunuzu şöyle ben çizdim buraya. Televizyonda şu anda televizyonu seyrediyorsunuz. Normal şartlarda atıyorum 10 amperlik akım geliyor. Bu televizyona ulaşıyor. Televizyon çalışıyor. Şimdi burada bir anda bazen oluyor ya böyle voltaj yükseldi diyoruz. Çok yüksek akım geldi diyoruz. Sizin bir anda... 14 akıma çıksın bu e, direncin üzerinden televizyon üzerinden geçen akım. Ne olur biliyor musunuz? Televizyonunuzun bütün elektronik devreleri 10 ampere göre programlandığı için e, belli bir yerden sonra çok fazla ısınacağından ne olacak biliyor musunuz? Belki de televizyonunuz yanacaktır. Hani anakart yandı falan diyoruz ya duyuyoruz ya. İşte onun sebebi akımın yükselmesidir. Peki bu sigorta kutusu aslında bakın bu evlerdeki sigorta kutusunu şimdi dersten sonra gidin bakın kutunun içinde böyle bir düzenek var aslında. Bu sigorta kutusunun üzerinde şöyle bir düğme var şu anda bakın şöyle siz hani dışarıdan bunu sadece şu kısmını görüyorsunuz böyle kutunun dışına kalan kısmını görüyorsunuz. Bu X ve Y ile çizdiğim şey de burada nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Metal çiftidir. Şimdi bu metal çifti ne demek kısaca ondan bahsedeyim hani ısı sıcaklık konusu görmüştünüz ya. Bakın metal çifti iki tane e, metali birbirine perçinliyoruz. Mesela X ve Y, oradakini buraya aldım aslında. Burada X'in genleşme katsayısı Y'nin genleşme katsayısından büyük olursa ve biz bunu ısıtırsak ne olur? X daha çok uzamak isteyeceği için dışta kalır arkadaşlar. Bildiniz değil mi bunu? Hatırladınız. Bu e, genleşme konusunda çok fazla karşımıza çıkan bir soru tarzı aslında. X dışarıda kaldı, Y dışarıda kaldı. Şimdi kafanızda şu soru işareti olabilir. Orada anlamadıysanız, kaçırdığınız bir yer varsa onu da söylüyorum bakın. Burada normal şartlarda X'in genleşme katsayısı büyük olduğu için şöyle uzaması lazım. Y'de birazcık daha uzaması lazım ama bunların birbirinden ayrılma şansı olmak için şöyle bükülürler. Bakın dış var iç kul var gibi düşünün. Dış kulvar daha uzun. O zaman X uzamış oldu. Şimdi Burada akım artınca ısı artar. Isı artınca ne olur biliyor musunuz? Şimdi şekil biraz karışacak ama şu şöyle yamulur. Bakın şöyle yamuldu. İsterseniz şurayı da silelim artık. Bakın şurası yok bizim için. Pardon. Şurası yok bizim için artık. Bakın koptu. Bağlantı koptu. O zaman ne olacak artık? Devreden akım geçmedi. İşte siz ne yapıyorsunuz? Bakın sizin şu o sigortanın düğmesi de şu konuma geldi. Yani sigorta atmış oldu. Gidiyorsunuz bunu kaldırınca tekrar bunu eski konumuna getirmeye çalışıyorsunuz. Ve derden akım geçmeye başlıyor. Hatta bazen şey oluyor değil mi? Kaldırıyorsunuz o düğmeyi tekrar atıyor. Çünkü daha soğumamış oluyor arkadaşlar. Bakın devrenin güvenliğini böylelikle sağlamış oldu. Buna dikkat edin. Bu da sigortadır. Peki. Şimdi artık devam edelim. Geldik direnci birazcık daha detaylı şeylerden bahsetmeye başladım. Akıma direnen devre elemanıdır ve R eşittir e, L pardon R eşittir R çarpı L bölü S ile gösterilir. Peki ne bunlar? Bu L dediğimiz telin boyudur. Bu telin kesitidir. Bu öz dirençtir. Burada da direnç var. Peki şimdi telin boyunu metre Telin kesitini metrekare o zaman öz direnci de ohm çarpı metre olarak alırız. Buradan da direnç ne gelecektir? Ohm gelecektir. <laughs> Şimdi benim burada söylemek istediğim bir şey var. Bakın akım devrenin hırsızıdır. Direnç de devrede buna direnen polistir. Zaten ismi üstte direniyor. Yani ne oluyor biliyor musunuz aslında? Direnç üzerinden akımı geçirmemeye yönelik bir hamle yapıyor. O zaman direnç fazla olursa, o zaman şunu söyleyebiliriz, bunu Ohm yasasında da söyleriz. Direnç fazla olursa üzerinden geçen akım otomatikman azalacaktır. Peki bu direnç nasıl değişir? Biz burada telin boyunu arttırırsak ne olacaktır? Biliyor musunuz? Direnç artacaktır. Şimdi ben bunu bir örnekle vereceğim. Burada kesit alanını arttırırsak, burada direnç otomatikman azalacaktır. Ters orantılı. Paydayı arttırıyorum, pay, e, sonuç küçülür. Öz direnci arttırırsam yine direnç artacaktır. Bu bizim için önemli. Şimdi bir yıldız daha kaldı. Onu en son konuşacağız. Sıcaklıkla ilgili bir bilgi vereceğim size. Ama şimdi burada şuna dikkat edin. Çok özür dilerim bir su içeyim. Şimdi burada ben bunu neye benzetiyorum aslında biliyor musunuz bakın? Şimdi bir tane sınıf düşünün. Mesela 12 F sınıfı olsun. 12F sınıfının ben öğrencilerini şöyle arka arkaya dizsem. Şöyle. Ben de hırsız olsam. Şuradan şöyle gelsem ve sizin bu oluşturduğunuz koridordan geçsem ama siz de elinizde joplarla bekleyen polisler olsanız ve ben geçerken bana sürekli vursanız. Bana gösterdiğiniz direnci bir hayal eder misiniz? Peki. Şimdi ben bu 12F sınıfının yarısını kaldırdım attım. Ne oldu bakın? Bu sınıfın boyunu öğrenci sayısını azaltınca bak boyu L'yi azaltmış oldum. O zaman direnç otomatikman ne oldu? Azaldı. Ya da şöyle düşünün ben bu 12F sınıfını şöyle çok yakın birbirine yerleştirdim ve aradan geçmeye çalışıyorum. Yine diğer öğrencileri de alalım, onlar da küsmesinler. Akımı buradan gönderiyorum. Burada yiyeceğim daya hayal edin. Beni maaf edersiniz. Çok sıkışık bir koridor burası bakın. Beni maaf edersiniz. Ama ben şöyle bir şey yapsam. Sizi şöyle aralıklı yerleştirsem... Mesela birinizi buraya birinizi buraya, birinizi buraya, birinizi buraya, birinizi buraya... Birinizi buraya, birinizi buraya, birinizi buraya... Ve şu aralardan kaçabilirim. Bakın ne oldu? Kesit alanınızda artınca... Otomatikman direnciniz de <laughs> azalmış oldu arkadaşlar. Buna dikkat. et. Peki. Bu öz direnç ne? Evet 12F beni çok seviyordur. Bana yavaş vurur. Ama 12 atıyorum S beni hiç sevmiyordur. Ve vurabildiği kadar çok vurur. Bu da öz direnç. Yani... Cinsiyle alakalı bir durumdur. Umarım bu örnekte aklınızda kalır arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yeşil bir yıldız atalım. Sıcaklık olayı nedir? Şimdi sıcaklık arttıkça şöyle yorumlar gelecektir. Ben şu anda içinizden verdiğiniz cevapları tahmin edebiliyorum. İşte diyorsunuz ki hocam sıcaklık artarsa telin boyu uzar. O zaman ne olur? İşte e, burada e, direnç artar. İşte hocam sıcaklık artarsa işte genleşir kistalana artar. Bu sefer e, ne olur? Direnç e, azalır gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama şimdi normal şartlarda e, sıcaklık arttığı zaman e, bazen bazı maddelerde bu maddelerle ilgili de size bir örnek verebilirim. Mesela karbon hariç metal ve ametaller için pozitif bir değerden bahsediyoruz. Bir formülümüz var bizim normalde. Bu müfredat dışıdır ama birazcık daha iyi anlamanız için bu e, ifadeyi kullanacağım. Normalde müfredat yok. Bak sakın aklınıza bir şey gelmesin. Hani bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Bakın şu artı değer kimisinde artı oluyor, kimisinde eksi oluyor. O zaman ne oluyor burada? Bu e, pozitif değerli olanlar için e, ne oluyor? Sıcaklıkla e, alakalı şunu söyleyebiliriz. Sıcaklık artarsa direnç de artıyor yorumunu yapabiliyoruz mesela ama hani bu çok önemli. değil. Sizin bu kadar teknik şeyler bilmenize gerek yok. O zaman ben buraya şöyle bir not bırakıyorum. Sıcaklık artarsa direnç artar. Sıcaklık artarsa direnç azalabilir. Maddenin cinsine göre. E Ne olacak o zaman şimdi siz buna nasıl cevap vereceksiniz? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E, sıcaklık artarsa direnç artabilir e, ama emin değiliz. Bize kesinlikle sormuş o zaman buna cevap veremezsiniz ya da hangileri doğru olabilir şeklinde bir e, soru sorulabilir. Ama genelleme yaparsak da iletken teller için düşünürsek dirençlik sıcaklıkla artıyor. Şuraya şöyle iletken teller için e, direnç sıcaklıkla artar. Bunu da hani buraya yazalım ama dediğim gibi yani burada iletken tel mi diyecek? Burada maddenin cinsi var. Yani böyle bir topa gireceğini ben düşünmüyorum. ÖSYM'nin de. Peki. Şimdi burada şurada boşta kalan iki tane şeklim var benim. Biraz yerimiz daraldı ama Şöyle şu akım ve hırsız olayını şuradan alalım. Pardon. Onu şuradan alalım. Onu şuraya koyalım. Belki çalışırken ilginizi çekebilir. Bu arada sıkıldınız mı bilmiyorum. Çok uzadı mı ders? Bende 40 dakika gözüküyor. Başlamamızda bir 5-6 dakikayı buldu. Sıkıldınız mı bilmiyorum ama ben devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü daha anlatacağım şeyler var. OM yasasını anlatacağım. Biraz dirençlerin bağlanmasından bahsedeceğim. E, bu YouTube'da da zaman problemi olmadığı için ben devam ediyorum. Şimdi burada şundan bahsediyoruz. Bakın elimizde şöyle aynı e, sahip iki tane tel olsun. Bunun adı X olsun. Bunun adı Y olsun. Şimdi X'i yazıyorum bakın. Rx. X, R, L bölü S. Şimdi Y'yi yazıyorum. Bu arada 177, 177 kişiye düştü canlı sohbet. Koptunuz mu? Sıkıldınız da çıktınız mı? Bilmiyorum. Rho L bölü bu da 4S'dir arkadaşlar. Bakın burası 2R'nin karesi ya. Pi 4R kare dolayısıyla 4S'dir. Yani biz bunun direncine R dersek bunun direncine de ne diyeceğiz? R bölü 4 diyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu bizim için önemli bir durum. Peki R nedir? R osta değişken dirençtir arkadaşlar. Yani ne olur? Akım gelir. Bunun üzerinden geçer. Bunun üzerinden geçerken burada şu kısmı kullanır ve boş tel olduğu için şuradan yoluna devam eder. Peki biz bu reostanın sürgüsünü şu tarafa doğru kaydırırsak geçeceği direnç artacağından ne olacaktır? Direnç artacaktır. Akım da azalacaktır bu tarafa doğru giderse. Evde nerelerde kullanılıyor bu günlük hayatta? Bizim bu ne derler ona? İşte odalarda kullandığımız bazı anahtarlar var. Anahtarı şöyle döndürürsünüz ve döndürdüğünüz zaman buradaki lambanın parlaklığı değişir. İşte bu bir reostadır. Ve burada önemli bir not yazmak istiyorum şimdi. Bunu doğrudan bir kitapta görebilirsiniz. Reostanın asıl amacı akımı değiştirmektir. Çünkü siz Akımı değiştirdiğiniz zaman lamba üzerinden geçen akım değişecektir. Lamba üzerinden geçen akım değişince de parlaklık değişecektir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu önemli yine bizim için tamam mı? Buna dikkat edin bak. Yani Reosta'da asıl amaç direnci değiştirmek değil. Dirençten sonra yani bu e, anahtar var ya şuradaki anahtar var ya anahtardan sonra kullanacağız. Ampul bizim için önemlidir. Buna Dikkat edin. Peki Ohm yasası çok kolay. Hepinizin de bildiği bir yasa aslında. Biz buna ne diyoruz? Vır yasası ya da Vir yasası diyoruz. Yani bir direncin üzerinden akım geçtiği zaman akımla direncin çarpımı o direncin iki ucu arasındaki neyi verecektir? Potansiyel farkı, gerilimi verecektir. Eğer siz burada akımı Arttırırsanız mesela 2i direnci de atıyorum 4r yap bunu siz yapıyorsunuz ama tamam mı? bakın ne oldu 8 volta çıkarmak zorundasınız buradaki gerilim ne olacaktır o zaman 8 volt olacaktır ve burada şöyle bir grafik çizebilirim ben ee, vi grafiğinin eğimi bize neyi verecektir şurası alfa ya tanjant alfa bize v bölü i'den direnci verecektir peki bununla ilgili soru gelir mi vallahi gelir ben e, böyle bir şey soracaklarını düşünüyorum. Neden sormasınlar? Bakın şimdi size der ki dirençlerle ilgili şöyle bir VI grafiği veriliyor. Ondan sonra işte burası 2 volt, 4 volt, 6 volt, 1, 2, 3 amper. Sonrasında da şöyle şunu düzgün çizemedim. Rx direncini verdi. Sonrasında R'ye direncini verdi bakın. Rx ve R'ye. Size dedi ki bu Rx bölü R'ye oranı nedir diye sordu. Sorar mı? Sorar. E o zaman Rx dediğimiz şey bizim burada aslında 6 volt bölü 1 amperden 6 ohm geldi. R'ye dediğimiz şey de buradan 2 volt bölü 3 amperden 2 bölü 3 geldi. E bunları yerine yazdığım zaman 6 bölü 2 bölü 3'den 18 bölü 9'dan ne geldi? Pardon 18 bölü 3'ten ne geldi? Düzeltelim. 6 geldi bu oran. Yani böyle bir soruda sorma ihtimalleri var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik dirençlerin bağlanmasına. Seri bağlama. Üzerlerin ne yapıyoruz? Ard arda bağlıyoruz. Yani akımın geçecek alternatif bir yeri yok. Dolayısıyla akım bunun üzerinden 18 bölü 2 mi oldu? Hemen dönüyorum geriye düzeltelim. Çünkü şey olmasın 18 bölü 2'den 9 oldu düzeltelim. Tabi insan heyecan yapıyor. Şimdi burada i yakımı bunun üzerinden de bunun üzerinden de R2'nin üzerinden de R3'ün üzerinden de geçiyor. Ve burada oluşan gerilim V1'dir. Burada oluşan gerilim V2'dir. Burada oluşan gerilim de V3'tür arkadaşlar. Şimdi burada şu notu yazabiliriz o zaman. Tüm dirençlerden aynı akım geçer. Bakın hepsinin aynı akım geçti. Peki şimdi voltajla ilgili bir şeyler yazmak gerekirse bakın şurası K şurası L ya o zaman burası K oldu burası L oldu. Şimdi KL arası gerilim nedir? Bakın şöyle yazıyorum. VKL dediğimiz şey V'dir ve bu da V1 artı V2 artı V3'tür. Şimdi bakın burada dirençlerle ilgili şöyle bir şey biliyoruz değil mi biz? Şimdi birçoğunuz bunun nereden geldiğini belki biliyorsunuzdur. R1 artı, R2 artı, R3 değil mi? Şimdi biz aslında burada şöyle bir şey yapabiliriz bakın. V1, I1, I çarpı R1, V2, I çarpı R2, V3, I çarpı R3. Peki biz buradan şöyle bir şey yapabilir miyiz? VKL dediğim şey benim V. V1 artı, V2 artı V3'tü ya. Bak yazıyorum. I çarpı R1. I çarpı R2. I çarpı R3. Dolayısıyla bunu i parantezine aldığımız zaman R1 artı, R2 artı, R3. Peki V dediğimiz şey bizim aslında i çarpı R eş değil midir? O zaman i'ler gittiğinde bakın. R eş dediğimiz şey bizim R1 artı, R2 artı, R3 olarak karşımıza gelir. Normalde bu da buradan geliyor. Çok işinize yarar mı bilmiyorum ama hani daha keyif almanız açısından bu bilgi verdim. Paralelde bununla uğraşmayacağım mesela. Şimdi burada mesela size şöyle bir not yazalım. N tane direnci bağladı. Özdeş direnci mesela R, 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 R. O zaman N tane olunca N çarpı R diyebilirsiniz buna. Peki paralelde ne oluyor? Akım geliyor kollara ayrılıyor. Dolayısıyla her kola giden akıma farklı bir değer verelim şimdi. Çünkü R1, R2, R3 birbirine özdeş mi bilmiyorum. Şekil biraz küçük gibi geldi bana. Büyütelim şekli. Pardon. Heh. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi ne oldu? Bunda oluşan gerilime V1 dedik. Bunda oluşan gerilime V2 dedik. Evet bunda oluşan gerilime V3 dedik. Araya başka bir şey girdi. Şimdi burada V1, V2 ve V3 ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bakın harflendirdiğimiz zaman burası K, burası L, şöyle K, 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 şurası L, L, L. O zaman K, L arası V1 eşittir, V2 eşittir, V3'tür. Ama Ana kol akımı da ne olacaktır burada? I1 artı, I2 artı, I3 şeklinde olacaktır. Çünkü ana kol parçalanmış oldu. Eşdeğer direnç de yine az önceki gibi bir ispat var ama şu anda ona girmiyorum. Çünkü vaktimiz de 49-50 dakika falan oldu. R2 artı 1 bölü R3 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Buna da dikkat edeyim. Peki şimdi birkaç soru var burada. Yaklaşık olarak bir 5-6 soru hazırlamıştım. Bu soruları çözelim bitirelim. Eşdeğer direnç soruyor. Şimdi akım buradan geldi. Bakın buradan gelince ne olacak bakın. İki kola ayrıldı. Bir bu kol bir de üstteki 2R'nin olduğu kol. O zaman ben diyorum ki şurası seridir. O zaman seri ise burası kaç yapar? 9R yapar. Şimdi burası 9R ya. O zaman biz ne yapalım? Şunun değerini değiştirelim. Şuraya da 9R diyelim. İşlem kolay olsun. İşlem salatası yapmayalım. Şimdi o zaman ne olacak biliyor musunuz? Bakın artık 9R 9R Şurası da 4R oldu. O zaman ne diyoruz biz burada? Şu ikisi birbirine paraleldir. O zaman burası 4,5 olacaktır. Peki şimdi ben bunu nasıl yaptım? Şöyle. 1 bölü R eş. 1 bölü 9 R. 1 bölü 9 R. Bu işlemi yaptığınız zaman R eş buradan ne gelecektir? 4,5 R. Şimdi Evet Atakan Yılmaz 5 dakika ara verebilir misiniz? Ekmek almaya gideceğim de diyor. Evet Atakancığım e, sen istersen bir 5-10 dakika daha bekle sonra alırsın. Zaten sokağa çıkmak da senin için riskli olabilir. Dersi bitirelim ondan sonra git abicim tamam mı? Şimdi e, R eş 4.5 R. Ne oldu? Burası 4.5 R. Arkasından 4 R ile buna seri olduğu için R eş buradan ne geldi? 4.5 artı R'den 4 R'den 8.5 R geldi. Buna dikkat Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada harflendirmenin ne olduğunu iyice bir detaylıca görelim. Bitiyor arkadaşlar. Farkındayım. Sıkıldınız. Beni görmüyorsunuz. Espri yapamıyoruz. Etkileşimimiz zayıf. Ama evet lütfen sabredin. Biterim. Bence çok da kötü bir ders olmadı. Birçoğu da şu anda verim aldı. Ee, ama lütfen birazcık daha sabredin. Bakın şurası L. Bakın şurası L. Şurası L. O zaman ne oldu bak L L L L dedik. Bak boş tel boyunca L dedik. O zaman şurası K. Ama şu ortaya M harfini koyalım. Çünkü dirençten atladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Harf değiştiriyorsunuz. O zaman K'dan girdik. L'den çıktık ama arada da ne var? M var. Ben şunu yapanları gördüm. Alfabetik sıraya göre yazıyor bunu mesela. Bu harflendirmeyi yapıyor benim yaptığım gibi ama alfabetik sıra değil. Giriş harfiniz girişe, çıkış harfiniz çıkışa. Ama diğeri de ne olacak? Ee, diğer harf ortada. 4 harf varsa şunu yapabilirsiniz. Mesela burada K, M, N, L oldu. Çıkmadıysa şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz şöyle yapabilirsiniz. Yine de olmuyorsa bunları şöyle yerleştirmenizi tavsiye ederim. Şöyle M ve N şeklinde yaparsanız muhtemelen Watson köprüsü gelecektir. Watson'dan bunu çözebilirsiniz. Watson'a ilerleyen derslerde değineceğiz zaten. Bir soru çözümü üzerinde onu da gösteririz. Şimdi o zaman K'dan M'ye ne var? 5R var. Peki M'den L'ye M'den L'ye M'den L'ye bakın bir tane burada var, bir tane burada var, bir tane burada var. O zaman ne oldu? 3R 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 şeklinde oldu. Bunlar da gitti. Üzerlerini çizin karıştırmayın sınavda soru çözerken. KL'de 6R. Şimdi 3L, 3R, 3R, 3R paralelse 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü /3, 3, 3 bölü 3'ten 1 geldi. O zaman ne oldu biliyor musunuz? Bakın burası 6R'ydi. Burası 5R'ye R oldu. Peki şimdi 5R ile R birbirine nedir? Seridir. 6R. Şimdi artık 6R, 6R birbirine nedir? paraleldir. Şimdi bunu tekrar bir işlemini göstereyim ama kısa yolu da çarp toplamına böl biliyorsunuz, birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Şöyle yapıyorsunuz, mesela R1 çarpı R2, R1 artı R2. Ama bu iki direnç varsa, üç direnç varsa olmaz. Üçlüde bir ikili yaparsınız, soru bulduğunuzda diğer üçüncüyü yaparsınız. O zaman buradan nasıl olur bakın, 36 bölü 12'den 3 R gelecektir. Yani R eş buradan ne gelecektir? 3 R gelecektir arkadaşlar dikkat. Peki şimdi farklı bir şekil var. Bakın burası K, biraz hızlanalım artık. Şurası L, şurası L, şurası L ama şu sol üstte M olmak zorunda çünkü harf değişecek. O zaman K'dan girdim, M'den geçtim, L'den çıktım. O zaman KM arası 3R. Ondan sonra KL arası bakın bir tane 6R var. Şunları silin. ML arası 4R var. Bir de 12R var. Peki şimdi 4 12 çarpım bakalım 48 toplayın bakalım 16 oranladığınız ne geldi 3 yani burası 3 R'ymiş. Peki 3 R 3 R ne yapar arkadaşlar 6 R yapar 6 6 yaptı paralel olduğu için R eş 3 R geldi. Peki şimdi burada da akım dağıtalım isterseniz bakın ana kol akımı geldi şimdi bu ana kol akımı geldi ya. Kollarda ne var? En üst kolda 6R var. Ortada 12R var. En altta da 4R var. O zaman siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Burada akımı öyle bir dağıtacaksınız ki payda eşitliyormuş gibi düşün. Çünkü bunların vırları eşittir. Bak sebebini söylüyorum. Şimdi burası K noktası. Burası L noktası. Burası K noktası. L noktası. Bak hepsi KL arasında gördünüz mü? Şimdi hepsi KL arasında olunca voltajları aynı olacak. O zaman öyle akımlarla çarpacağım ki bunları ben bak şöyle hepsinin çarpımı 12 eşit oldu gördünüz mü? Bu payda eşitlemek gibi. Neden 12? Fark etmez bunu 24'e de eşitleyebilirsiniz ama şunların toplamı 6 i üssü eşittir. Ana kol i'ydi. O zaman i üssü buradan ne geldi? i bölü 6 geldi. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Burası 2 i bölü 6 yani i bölü 3 oldu. Şuraya not alıyorum. Burası i bölü 6. Burası da 3 i bölü 6'dan i bölü 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Buna da dikkat. Şimdi burada evet bu soru nereden geldi bilmiyorum. Evet bu soruyu yarım bırakmışım hazırlarken ama bu soruyu da yapalım ondan sonra bitirelim olmazsa. Şuraya i1 diyelim. Şuraya i2 diyelim. Şuraya i3 diyelim arkadaşlar. Bunların değerlerini sıralayınız diyor. Şimdi voltaj yok. İşte birine rastgele i diyeceğiz. Ona göre çözüm üreteceğiz. Şimdi burada k Burada L var. Burada L var. Şuraya da M diyelim. İyi dinleyin bu soruyu bence. Şimdi K'dan M'ye, M'den L'ye. Bakın M'den L'ye ne var? 6R var. M'den L'ye 3R var. K'dan M'ye 2R var. Bir de K'dan L'ye 4R var. Şimdi lütfen iyi dinleyin. En karmaşık yerden başlıyoruz. Mesela burası iyi olsun. Burası 2 olacaktı. Neden? 6R çarpı i, 3R çarpı 2. Ama burası bunun ana kolu olduğu için burası ne olacaktır? 3i. Şimdi akım buradan geldi ya. Bakın bir şu yeşille gösterdiğim bölüme gidiyor. Bir de yukarıda tek başına 4R var. Bir de oraya gidiyor. O zaman ben olsam şöyle yaparım artık. Şurayı silerim. Bakın. Şurayı yok edelim. Eş değerini bulalım bunun. 6, 3, 2, 2, 2 daha 4. Yani buranın eş değeri 4R. Yukarıda da buna paralel bir 4R var mı? Var. E, o zaman biz şuraya 3i göndermiştik ya. Buna da 3i gitmiş oldu. O zaman ana kulakımız da oldu. 6i olmuş oldu. Şimdi bunu getirip şurada yeni yazacağım. Bakın 6i geldi. Peki şu KM arası. Aslında bakın KM arası 3i. He, o zaman diğer 3i de buradan gidecek. Peki bu 3i nasıl paylaşılacak? Bakalım şimdi. 6R'den geçen neydi? İ'di. Bak bunun üzerine İ. Bunun üzerine de 2İ gidecek. Peki. Şimdi buradan 3İ geldi. Buradan İ geldi. Birleşip buradan sonuca ulaşmazlar mı? Al sana 4İ. Buradan gelen 2İ ile 4İ geldi. Bak 6İ. Ne başlamıştık en başta? 6İ diye başlamıştık. Ne ile bitirdik? 6İ diye bitirmiş olduk. Yani dağıtmak önemli ama toplamak daha önemli. Yani en son bunun kontrolünü de böylelikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben artık dersi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben burada yayını keseceğim ama ben şunu istiyorum. Hani bu video burada kalacak. Altına hani birazcık fikirlerinizi paylaşırsanız ben de onları daha sonrasında takip edeyim. Ne oluyor, ne bitiyor bir göreyim. Ona göre eksiğimiz varsa onları toparlayalım. Ve daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeye çalışalım arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepinize de inanıyorum ve güveniyorum. Çünkü ben hep şunu söylerim. E, Çınar'daki öğrenciler hakikaten bu işi başaracak öğrencilerdir. Siz Türkiye derecesi yapacak öğrencilersiniz. Belki Türkiye birincisi, onuncusu, elbincisi, yüzüncüsü olacaksınız. Hepsi bunların bizim okulda şu anda potansiyel olarak mevcut. Sadece süreci iyi yönetin. Yılmayın, yıkılmayın, ayakta durun. Çünkü arkanızda koskocaman bir çınar kadrosu var arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, hepinize başarılar diliyorum.